Şimdi Sevgi Şahin'e gideceğiz. Sevgi Şahin orada biliyorsunuz. Ve bize son gelişmeleri aktaracak. Kolay gelsin Sevgi. Durum nedir? Bir gelişme var mı? Dünle bugün arasındaki fark ne? Dünle bugün arasındaki Selçuk en yeni şey, Nari'nin babası serbest kaldı ve bugün tam da arkamızda gördüğünüz ne kadar görülecek bilmiyorum ama o noktada basına yani bizlere demeç verdi, sorularımızı yanıtladı. Yeni gelişmelerden biri de tekrar altını çizeyim. Amca Salim Güran soruşturmanın başında ilk tutuklananlardan biriydi. Olayın baş failleri arasında olduğu iddia ediliyor. O da tekrar bugün savcılığa ifadesi alınmak üzere gitti. Siz dediniz ya az önce bu toplumsal bir mesele diye. Ben bugün bir gazeteci olarak dikkatimi bir nokta çekti. İşte burada basın toplantısı gibi bir durum oldu baba çıkınca. Orada babayı beklerken aile üyesinden biri dedi ki bir tek Narin mi var? Gidin bakın bir sürü çocuk ölümleri var, şüpheli ölümler var. Gidin onlarla ilgilenin dedi. Aileden birinin bunu demesi. Yani artık bizimle bizden artık ayrılın gidin başka çocuk şüpheli ölümlerine gidin diye bize bir ikaz etti. Biz de yavaşça ayrıldık oradan. Sonra tekrar geldik basın açıklaması için. Bu benim dikkatimi çekti. Çünkü bitmiyor. Bitmeyecek. Çünkü teknik konulara, detaylara girersek hiç işin içinden çıkamıyoruz. Zaten onları savcılık ilgileniyor. Ama şöyle bir şey var. Nari'nin son görüldüğü sokaktayız. Bakın bu çok büyük bir maddi gerçek. Arkamızdaki kamera okulun kamerası. Nari'nin son görüldüğü kendi okulunun kamerasında Narin bu sokakta kayboldu. 25 gün geçti. Narin cinayeti bir türlü aydınlatılamıyor. Bakın burası çok küçük bir köy. Tavşan Tepe köyü. Küçücük bir köy. Burada herkes birbirini tanıyor. Ama öyle bir kötülük yapılmış ki bir köyde küçük bir kızın cinayeti 25 gün oldu aydınlatılamıyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu köyde öyle bir kolektif diyoruz buna organize bir kötülük var. Narin cinayeti aydınlatılamıyor. Baba serbest kaldı ama annesi abisinin içinde bulunduğu 8 kişi tutuklu. Bu 8 kişi tutuklu artık ne ifade verecekler? İlk duruşma mesela nasıl geçecek merak ediyorum. 14 kişi serbestti. Bunların 4'ü adli kontrolle bırakıldı. Önemli noktalardan biri. Tutuklananlardan biri Salim Güran'ın işçilerinden biriydi. İşte onun oğlu yine bu bölgede işçilik yapan oğlu 15 yaşında olduğu için adı da RA kodlayarak verelim. Adli kontrolle dün akşam serbest kalmıştı ama bugün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Niye mi alındı onu söyleyelim. Çok korkunç bir mesajlaşma ortaya çıktı. O korkunç mesajlaşmayı ben size göstermek söylemek istiyorum. Amca Salim Güran'la mesajlaşmış. Diyor ki 15 yaşındaki çocuk. Önce Salim Güran söylüyor. O sondaki köşede bir şeyin düşmüş. Sana ait bir şey o sondaki yamaçta. Yamacın köşeleri taş diye ikaz ediyor mesajda. Çocuk da diyor ki tamam henüz bende değil. Daha ölmemiş diyor. Böyle bir mesajlaşma, böyle korkunç bir mesajlaşma 15 yaşındaki Reyhan'ın ifadesiyle dosyaya girdi. O da şimdi savcılıkta. Biz de köydeyiz. İstiyoruz ki Narin'e yapılan bu organize kötülük aydınlatılsın ve ailenin dediği gibi başka şüpheli ölümler, çocuk ölümleri olmasın. Söz tekrar sizde Selçuk. Kolay gelsin. Sevgi okuduğun mesaj yani tekrar bizi gene böyle bir boğulduğumuz bir hale sokuverdi yine. Organize Sevgi'ye teşekkür edelim. Ercan Canik'le beraber kolaylıklar dileyelim.